Halen bu sistemin ürettiği sorunlardan Allah Subhanahu ve Teala'ya hesap soruyor. Allah Subhanahu ve Teala'ya bütün bu sorunların niçin önüne engel olmadığını soruyorlar. Allah Subhanahu ve Teala hükümleri uygulanmadığından dolayı bugün bu memlekette bu kadar sorun yaşıyoruz. Bu kadar aşağılık olaylar, haberler okuyoruz, görüyoruz. Sen Allah Subhanahu ve Teala'nın şeriatını istediğin de, Allah Subhanahu ve Teala'nın düzenini istediğin de, Allah'ın düzeni uygulandı da ve Allah Subhanahu ve Teala'nın düzeni uygulandıktan sonra mı bu tür şeyleri gördün de Allah Subhanahu ve Teala'ya sanki hükümlerinde bir eksiklik varmış gibi hesap soruyorsun. Allah Subhanahu ve Teala'nın siz düzenini bir uygulayın. Allah'ın düzenini bu memlekete bir getirin. Ondan sonra bakın bakalım bu memlekette neler gidiyor, bu memlekete neler geliyor. Allahu Ekber. Yani yıllarca bugünkü sistem şeriat isteyen, İslam'ın kurallarını ve kaidelerini isteyen insanlara İngiliz ajanı dediler. Ama kendileri İngilizlerle oturup kalktılar, yediler, içtiler. Her türlü görüş ve fikirlerini onların aldılar. Almanların kanunlarını getirdiler ama Almancı olmadılar. İsveçlerin kanunlarını getirdiler ama İsveç ajanı olmadılar. İtalya'nın ceza hukukunu getirdiler ama İtalya'nın ajanı olmadılar. Ama bizler Allah subhanahu ve teala'nın düzenini savunurken İngiliz ajanı oluyoruz, Vahhabi oluyoruz, şu ucu oluyoruz, bucu oluyoruz. Bizim bu insanlara söyleyeceğimiz tek şey Allah subhanahu ve teala sizi batılınızda eğer hakka hidayet etmeyecekse boğsun ve sizi Allah subhanahu ve teala yok etsin. Allah subhanahu ve teala sizleri kendi bataklığınızda bocalayıp ve Müslümanlara ve tevhid davetine, İslam davetine erişemeyen, bulaşamayan, önüne engel olamayan insanlar onlardan kılsın. Allahümme amin. Şimdi bu meseleyle alakalı okuyacağımız çok çok haber var. Buna benzer çok çok haber var ama sistemde yüz yok. Yani utanacak bir yüz yok. Yani gerçekten halen bu insanın nasıl bu duruma geldiğiyle alakalı insanlar anlayamıyor ise, ya arkadaş yeter, bu sistem gerçekten insani bir sistem değil. Değilmiş, görüyoruz. İnsanları ne hale getirdiği apaçık bir şekilde ortada. Bu tür haberleri biz başka hangi memlekette, laik ve demokrat olmayan hangi memleketlerde görüyoruz? Nerelerde okuyoruz? Şeriat devletinden bahsetmiyorum. Sadece Kuzey Kore. Ya adamlar komünist bir devlet, doğru mu? Kendi kural ve kaidelerine göre böyle bir haber biz duyabiliyor muyuz? Böyle bir haber okuyabiliyor muyuz? Böyle şeylerin olduğunu görüyor muyuz? Görmüyoruz.